Zeki Bey merhaba. Merhaba efendim. Zeki Bey öncelikle başınız sağ olsun. Sağ olun hocam, Allah razı olsun. Peki siz o günü bir anlatır mısınız bize? Televizyonun sesini kapatalım mı Zeki Bey? Tamam hocam, oldu. Hocam doğrudur, ben gördüm. 13 Ocak Pazar günü saat 9.30-10 sıralarından ben bakkala gittim ekmek almak için. İşte gittim, zaten o yukarı bakkal benim evime çok yakın. Yani ben evden aşağı giderken onların yönü zaten bana dönüktü, konuşuyordular. Ondan sonra ben gittim baktım konuşuyorlar, hatta bir soru sordum, dedim bakkal kapalı mı, siz dışarıda bekliyorsunuz. İşte o bakkalda ekmek alacaktım. Baktım Metin denen arkadaş bana dedi ki biz toplantı yapıyoruz, hani bir şaka gibi bir şey oldu. Biz muhtarlık toplantısı yapıyoruz, sen işte, ben de biraz böyle tabii ki yani şöyle kızdım şekilde aşağı doğru gittim. Aşağıda iki tane bakkal daha var tabii ki. Gittim orada ekmek aldım. Orada hiç durmadım. Yani bir dakika bile durmadım. Ekmeğimi aldım döndüm. Yani beş dakika sürmedi. Yani gidip gelmem. Çünkü evde yani özellikle şöyle diyeyim. Sofrayı kurmuştular. Beni bekliyorlar ki ben ekmek alayım eve döneyim. Dönüşte o üç şahsı da görmedim. Şefik, Ercan bir de Metin. Yok. Ondan sonra eve gittim. Daha da yani hiç gören de olmamış yani. Peki Zeki Bey, sen onları gördüğünde tamam böyle espri yapmışlar işte muhtarlık seçimi falan diye, ama asıl olarak aralarında böyle bir kavga, çekişme, bir moralsizlik, kızgınlık bir şey gördün mü? Hocam ben şimdi şöyle diyeyim. Ben kimsede bir kızgınlık bir şey görmedim. Hatta Metin bana güler yüzle konuştu. Yalnız Şefik'in biraz morali bozuktu. Aynen öyle. Ama yani aralarında herhangi bir tartışmaya falan şahit olmadın. Şimdi herhangi bir tartışma ben yani kulağımla duymadım. Yalnız yönleri bana doğru dönüktü. Artık ne konuşuyordular beni görünce olabilir. Yani şimdi ben ona kesin karar veremem. Ya ne konuştuklarını bilmiyorum ama... Benim evim zaten televizyonda gördüğünüz zaten benim evim hemen o bakkalın hemen yanında. Ben evin hemen bahçenin kapısında çıkarken onlar rahat bir şekilde beni görebiliyordular yani. Peki ortalıkta bir araba var mıydı? Herhangi birinin arabası, yani o kadar hızlı oradan kaybolmaları için bir araçla gitmiş olmaları lazım. Bir araba var. Hocam şimdi herhangi orada ben bir araç olup olmadığını görmedim. Çünkü benim evim hemen köyün kavşağındadır. Yani dört yol gibi bir şey diyeyim. Orada herhangi ben bir araç görmedim. Yalnız ben bakkal dönüşünde o arkadaşlar üçünü de görmedim yani. Peki o bakkalın olduğu noktaya kadar araba gelebiliyor mu? Yol açık oluyor yani mu? Yani sonuçta yol gelebilir. Yani. Gelebilir, yalnız o gün araba yok yani. Pazar yok. Günü araba yani bir yere gitmemiş. Zaten Şefik de evinden o bakkala yürüyerek gidiyor. Evet evet. Evet. Çok yakın. Peki Şefik Bey'in kayınpederi yakın mı o bakkala? Yakın. Kayınpederinin evi? Yakın. 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 Yani hemen bir iki dakikalık. İki üç dakikalık bir yol. Adamın evine yakındır. Onunla yakın. Da ev, bunların komşu. Yakın yakın. Peki Zeki Bey, senin o gün onları görmen çok önemli. Çünkü evet. Aslında hem sen son gören kişilerden biri oluyorsun. Hem evet. De Şefik'in son iletişimde olduğu kişileri söylemen açısından çok önemli. En evet. Son Ercan'la ve Metin'le görüldü. Sen 5 evet. Dakika içinde tekrar bakkala girmiş olabilirler mi? Hocam işte onu ben bilemem. Yani şimdi ben deysem tekrar bakkala gittiler veya da biz bunu karakolda Ercan'a sormuş. Ercan demiş ki ben kahveye girmişim. O diğer kişiler de dışarıda. Bilmiyorum artık onlar üçünü, yani ben dönüşte üçünü de görmedim hocam. Tabii bu soruya Metin ve Ercan cevap verebilecek. Rahmetli tabii olduğuna ki. Göre Şefik. Evet. Tabii aynen. İlerleyen günlerde Ercan da gelecek, işte Metin de gelecek, karısı da gelecek tabii ki. Onlara da sorularımız olacak.
O senin onları gördüğün noktadan itibaren ne olduğunu bize Ercan ve Metin anlatacak bundan sonrasını. Şimdi ben en son onların yanında işte bu şekil gördüm. Onlar da desin ki işte mesela atıyorum falan kesin yanına gittiler. Yani onlar da en son gördükleri bir şey vardır herhalde hocam. Peki Zeki Bey, bu şüpheli bir ölüm olarak kayıtlara geçti ama sen de mi bunun cinayet olduğunu düşünüyorsun? Hocam kesinlikle. Köy hepsi. Kesinlikle. Sonuçta yani adam şimdi şüpheli olmasa bile adam şöyle diyelim hocam. Kendisi gidip ölse bile üstündeki elbiseler dururdu. Veyahut da boğulsa bir su, tabii su kanalına atmışlar, öyle boğulacak su değil. Su hafifte yani hafif böyle hafif bir şekilde gidiyor. Zaten cenazeyi attıklarından sonra su tamamıyla kesilmiş. Adamın üstü pompayla buz tutmuş. Zaten cenazeyi de gören ilk benle onun küçük kardeşiydik yani. Peki şimdi bu cenazeyi bulduğunuz yer 1 kilometre evet. falan. 20 gün boyunca, daha doğrusu ilk 3 günü saymıyorum ama 17 evet. gün boyunca da aradınız. Evet. Peki o 1 kilometre çok yakın bir yer. Oraya hiç daha önce bakmadınız mı Zeki Bey? Çok şapaydı orası. Hocam şimdi şöyle anlatayım. Şimdi biz şöyle biz köyün bölge bölge arıyorduk. Mesela biz daha önce onun kadar evin tarafında evi sapa bir yerdedir. Biz dedik ki hani olur ya evine gitmiş bir yerde düşmüş bayılmış olabilir. Veyahut da evine gitmiş kurtlar kapmış olabilir. Yani biz direkt insanların öldürdüğünü düşünmedik ilk önce. Biz köyün dört bir yanında aramaya hemen başladık. Zaten onun kendi annesi baya bir o kayıp oldu bir hafta 10 gün sonra İstanbul'dan geldi. Zaten annesi çok bizi sıkıştırıyordu. Siz ne biçim kardeşsiniz işte, ne biçim amca olursunuz, aramıyorsunuz falan. Biz aşağı yukarı kayıp olduğu süre içerisinde diyebilirim ki biz bir gün bile evde rahat oturamıyorduk. Çünkü hep aramadaydık yani. Hem devlet de askeriye de geliyordu aynı zamanda köye. Yani bizim aramamız, gitmemiz oraya tabii ki bölge bölge arıyorduk. Cenazeyi bulmamız da bir tesadüf oldu. Ben zaten şöyle anlatayım. Ben ilk cenazenin yanında geçerken bile fark etmemiştim. Kardan sebep değil mi? Tabii canım, biz dönüşte eve gelmek için kanal biraz buzluydu. Biz yani rahat bir taşlı bir yer bulup da karşı tarafa geçelim, köye gidelim hesabını yaptık. Tam o esnadan geçeceğiz, baktım bir bez parçası, bir karış kadar bir bez gözüküyor. Onun küçük kardeşine dedim ki şu bez parçasına da bak, en son orada bak, buz kırılmıyorsa biz geçelim karşı tarafa, köye gideceğiz. Kardeşi hemen derenin içine atladı. Şöyle onun elinde bir demir parçası vardı, vurdu. Böyle hafifte şey yaptı, ben anladım cesetti. Zaten o nasıl yaptı ben baktım, biz karı hafifte temizledikten sonra baktım onun cesedi, zaten tanıdık. Ondan sonra muhtarı aradık, askeriyeyi aradık. Öyle bulduk. Yani bizim bulmamız bir tesadüf oldu hocam. Bir dakika Zeki Bey. Hocam. Buyurun. Neresine vurdu? Baş kısmına mı, daha alt kısımları mı? Hani anlamak için ceset mi değil mi diye. Hocam anlamadım. Hayır, başının arkasında yara izi var diyorlar da acaba cesedi yok, derken onu yaptı diye. Hayır. Yani o sırt kısmı gözüküyordu ya hocam. Oraya şişlemiş. Aynen öyle yani, bu demir parçasıyla temizlemek için yani hızlı bir şekilde vurma gibi, yani dart izi bırakacak şekilde vurmadı kesinlikle. Peki Zeki Bey, bu elbiselerinin üzerinde olmamasının dışında sana bunun cinayet olduğunu ne düşündürtüyor? Yani tamam, elbiseleri yoktu diyorsun, cinayet. Başka? Hocam şimdi yani elbiseleri, demek ki bunu yapan kişi yani şimdi bunu iz kalmasın diye veyahut da onun kanı veyahut da şefin kanı bulaşmasın veyahut da benim işte oraya kadar taşıdığımı kimse bilmesin, parmak izinden çıkmasın diye yani bunu bilinçli şekilde yapmışlar hocam yani. Peki biz Şefik'ten kan geldiğini bilmiyoruz ki. Yani kanlı bir durum var mı yok mu bilmiyoruz. Niye kandan söz ediyoruz şu anda? Yok, şimdi şöyle bir şey yani parmak izi veyahut da yani onu diyorum yani, öyle bir ihtimal olabilir yani diyorum. Anladım. Hı hı.
Peki, teşekkür ederim Zeki Bey. Seni buraya alacağım zaten. Burada daha detaylı konuşuruz. Sağ olasın. Şimdi Şefik Kılıç'ın ölümünde tabii şüphe uyandıran bir sürü nokta var. Bunlardan bir tanesi de araba. Bir araba muamması var. O da şu. Şefik o gün arabasız belli geliyor işte yürüyerek 10 dakika mesafe muhabirimiz de gitti. Oradan bakkala geliyor. Bak öbür bakkala geliyor. Arabası yok. Fakat araba o gün yani o 12 saat içinde 3 ayrı noktada görülüyor. Değil mi? Arabası yok. Hayır. Kayınpederin evinde görüyorsun. Sonra gece o dozerci görüyor. Aynı yerden geçiyor. Bir de ertesi gün sen okulun önünde terk edilmiş olarak. Zaten arabası bir gün önce kayınpederin önündeymiş. Araba onun evinin önüne gitmiyordu. Çünkü zaten yürüyerek olmadığı için oraya park etmiş. Evet, evine orada yürüyerek duruyor. Gidiyor, yürüyerek geliyor. Zaten kahven kayınpederin evi de 3-4 dakikalık yol yürüyerek. Her an yine araba almaya mı gitmiş, Metin'le beraber kayınpederin evine mi gitmiş? Arabayı binmez yani. O saatten Aynen. sonra telefonla bağlantısı kesiliyor. Şefik'te de hiçbir haber alınmıyor. Tam gece 11'e kadar biz bu araba eğer çocuk gündüz başına ne gelmişse gündüz gelmiş. Gece de bunun arabası başka yere gidiyor. Yani ve o arabayla diyorsun eğer bir cinayetse bu işlenip o arabayla oraya atılmış olabilir diyorsun. Biz öyle bir ihtimal veriyoruz. Arabayı Adem köydeki okulun bahçesinin orada görüyor. Ama tabii bilmiyor kardeşim buraya bıraktı herhalde diyor. Sonra tabii olay ortaya çıkınca arabanın üzerinde anahtar da olmadığı anlaşılıyor. Şu araba şeyine bir gizemine bir bakalım istiyoruz. Bu araba 24 saat içinde 3 ayrı noktada neden görülmüş olabilir? Şefik Kılıç'ın şüpheli ölümünün ardından cevaplanmayan sorulardan biri ise Kılıç'a ait aracın 13 Ocak pazar gecesi 3 farklı noktada görülmesi oldu. Araç saat 21'e kadar kayınpederinin evinin önündeydi. Aracı da zaten pazar akşamı ben saat 9'da 8.30 civarında ben kahvede gelirken Adem, kardeşim, Hüseyin Kılıç, onun da amca oğlu. Biz beraber geldik bir de araç oradaydı. Kayınpederin evinin önündeydi. Saat 6.30'da Mehmet Aydın'ın evinin önüne park edilmiş haldeydi. Ben pazar günü İğdır'daydım. Akşam geldim. Yatsı zamanı. Saat 10-11 arası. Ama ben geldim araba yoktu. Araba yoktu. Ne zamanda fırtına olurdu arabayı getiriyordu burada zaten. Sabahleyin 6.30'da sabah namazına kalktım. Evin oraya gittim baktım Şefik'in arabası buradaydı. Ben dedim tekrar gelin demek fırtına da Şefik getirir, devamlı getiriyor. Özensiz park edilmişti. Arabayı zaten burada her zaman geldiği zaman yani o Mehmet Aydın'ın yolunu kapatmıyordu. Açacak şekilde bırakıyordu veya haber veriyordu kendisine. Ben arabayı buraya çekiyorum haberin olsun diye. Ama o gün ona da hiçbir şey söylememiş. Yolu da kapatmış. Burada nasıl geldiyse hani park etmişler gitmişler. Geç saatlere kadar ben eve gidinceye kadar da araba oradaymış. Pazar günü artık saat kaçta gitmişse, kaçta buraya geldiyse kimsenin haberi yok. Şefik Kılıç'ın aracı pazar gecesi 23 ila pazartesi sabahı 6.30'a kadar neredeydi? Gece 00'da köy yolunda görüldü. Kepçe operatörü de sonra da biz kayıp ilanımızı verdiğinden beri o da diyor ben aracı görmüştüm. 12'de civarında diyor köye doğru geliyormuş. Aracın içinde 3-4 kişi varmış. Dedi abi ben giderken saat 12 civarıydı dedi. Şefik abinin arabası diyor eski suyun üstünde bizim hemen cenazenin biraz altında. Diyor orada yukarıya doğru geliyordu. 3-4 kişi vardı içinde. Hatta ben sinyal vermiş kepçeci o da bay bay yapmış yani. Aracın plakasını bile okumuş yani. Çünkü kepçeciler zaten bunu tanıyordu yani. Anahtarını da almışlar. Bize akşama doğru haber verdiklerinde ben ilk önce arabayı bakmaya geldim. Arabayı burada gördüm. Ön kapısı, yolcu kapısı açıktı. Kapıyı açtım. Yedek anahtarın torpilin üstündeydi. Anahtarı aldım. Görüldüğü gibi araç burada ve jandarma ekipleri üzerinde parmak izi çalışmaları yaptı. Ona dair izler var. Şunu belirtelim.
Sadece bu kapısı açılıyor ve üzerinde, torpidonun üstünde ona ait olan bir tesbih var. Ruhsat ve yedek anahtarı buradaydı. Şunu özellikle altını çizelim. Yedek anahtar sadece kapıları açmak için kullanılıyordu ve aracı o anahtar çalıştırmıyordu. Yani aracın gerçek anahtarı şu anda kayıp. Şefik Kılıcı'ya ait aracı o gece kim kullandı? Adem, pazar günü ya bu, hani arabayı görmen, kepçe operatörünün de görmesi. Cumartesi bu arabayı gören var mı? Cumartesi zaten kendisi arabayı getmiş, kayınpederine bırakmış. Ha. Zaten o cumartesi günü kahveye gelmiş, ben kardeşim kahve işletmiş, beraber oyun oynamışlar, beraber çay içmişler. Saat 8'de kahvede çıkmış, evine gidiyor pazar günü. Sabahın evine çıkarken işte saat 9-9.30 arası kayıpken. Yani kimse haber alamıyor. Bir fırtınadan bahsettiler. O fırtına ne zaman? O fırtına olaydan sonra olmuştu zaten. Kayıptan yani, sonra. O akşam kaybolduğu gün öyle fırtına yoktu. Sadece bir 7-8 santim kar yağmıştı. O havada iyi oldu. Ben gittim arabama zincir taktım. Yani hava çok iyiydi. Yani kaybolmak bir durum yok yani kendisi. Adem, sen de minibüsçülük yapıyorsun. Evet. Ara sıra Şefik de yapıyormuş. Kendi arabasıyla mı yapıyor? Kendi arabasıyla hasta falan olursa gidiyordu. Aşçılık yapıyordu, öğretmenler malzemeleri götürüyordu. Yani devamlı çalışmıyordu yani. Getiriyordu, öğretmenleri yani, götürüp getiriyordu. Anladım. Peki pazar günü yapar mı böyle bir şey? Çıkar Hayır, mı? Pazar günü zaten hepimiz köydeyiz. Köyde kimse dışı çıkmaz. Çıkmıyor. Kimse çıkmıyor. Yani o gün Şefik bakkalın önünde kayınbiraderiyle konuştuktan sonra kayınpederin evine doğru... Metin babasıyla mı yaşıyor? Kayınpederin yani? Babasıyla yaşıyor, kardeşiyle yaşıyor. Çok kalabalık bir ailesi var. Aile, aynı hepsi, evin içinde yaşıyorlar. Evin içinde. Yani Şefik kayınpederin evine gittiğinde Metin de orada oluyor. Tabii tabii. Orada yaşadığı için. Evet. Beraber eve gitmiş olabilirler mi? Ya arabayı almak için, zaten ya kahve içmek için, çay içmek için. Zaten onu düşünüyor. Kesin öyle olmuşlar. Hani yanına gidiyordu, görmeye gidiyordu. Hani ağırlaştığı zaman hani götürüp getiriyordular. Hani zaten oradaydı. O dakikada sonra kaybolma zaten oraya gitmiş. Başka hiçbir yere gidemez. Başka yere gitmiş. Sık sık oraya gidiyor. Serap Hanım, ben saat 10'dan köye geldim. Gece 9'a kadar ben köydeydim. Yani köyde olsaydı ben en az 50 sefer karşılaştırdım. Yani sen ben her görmedim. Her gün karşılaşır mıydın Şefik'le? Tabii ki tabii. Her gün karşılaşırdık. Peki 3 gün hiç karşılaşır. Bazen Doğubas'ta görüşürdük. Bazen yoldan birbirimizi geçiyorduk. Yani devamlı birbirimizi görüyorduk. Peki Adem, 3 gün boyunca hiç karşılaşmadın. Hayır, karşılaşmadım. Merak zaten etmedin. Arabası da oradaydı. Ben dedim evindedir herhalde. Ben sabahleyin giderken arabasını görüyordum. Gelirken ben görüyordum. Zaten yol üstündeydi arabası. Peki siz normal böyle her gün konuşan kardeşler değilsiniz. Değildi. Yani fazla yani biz konuşmuyorduk. Yani 4-5 günde bir... Aranız bozuk muydu? Yok yok, kesinlikle değildi. Kendi yani. Karısının ailesiyle mi daha iyiydi arası? Çok, onlarla içli dişliydi. Karısı sizi sever miydi? Pek zannetmiyorum.